Şimdi ben İzmir'de küçük bir salon açmıştım. Ufak böyle bir butik salon. Oradayım. Doğum günümden önceki gece ben evdeyim. İşte ertesi gün bir şeyler yapılacak. O sırada kardeşim hazırlık yapıyor, arkadaşlarım falan. Bir şey olduğunu farkındayım. Ama böyle bir şey olacağını bilmiyorum tabii. Evdeyim, beni görüntülü aradı. Çeşme'de. Yatak odasında kendi. 12'de arıyor. Ay. Sevgilim. Yani romantik derken. Yani hayır. Orada olduğunu anlatıyor bana. Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum, iyi ki varsın, ben de seni falan. Sen de telefonla ilgilen şimdiden, insanlar mesaj atıyordur falan. Tamam aşkım, kapattık. Ben uyudum. Sabah uyandım, ofise gittim. Ofisin kapısında kocaman bir pankart. O bunu anlatmayacağımı düşünüyordu bu arada. Şu an hani arkada ne yapıyor bilmiyorum ama. Çaresizce dinliyor. Kapının üstünde kocaman bir pankart. Pankartta... Daha fazla anlatma yazıyor. Beni aç yazıyor. Açıyorum, içeri giriyorum. Sağda bir tane torba. O kapının üstünde de şey yazıyor, pardon. Geçmişe dönüp 28 yılı yaşamaya ne dersin? Ben kapıyı açıyorum, üstüne anahtar falan var. İçeri giriyorum, bir torba. Alice Harikalar Diyarında. Aynen öyle. Büyüyeceğim ve küçüleceğim. Gerçekten öyle. Ondan hiç aklıma sonra... gelmedi valla. Neyse, torbayı beni kullan yazıyor. Bir baktım, bir tane paket. 13 Mayıs 1988 yazıyor üstünde. Açtım, emzik. Sen mi doğdun? Ben doğdum. Dünyanın en güzel kızı dünyaya geldi. Gülümse diye. İkinci hediye patik. Yaşıma göre hediyeler gidiyor ve ben bunların hepsi merdiven bir işte merdivenli bir evet. Şey salon. 1, 2, 3, 4 yani şey mesela benim voleybola başladığım döneme küçük bir voleybol topu. Ondan sonra işte kırmızı oje sürüm kırmızı oje. O yaşıma yönelik spora başladığımda şey mi yapmış mesela 6 yaşa resim hediyesi almış böyle işte fırça falan. Senin branşını bulma vaktin geldi demiş çünkü aslında voleybol bir sonra ya da topu koymuş falan çok ince düşünmüş. Ufak ufak çıkıyor. Yani 28 yıl ya, için birer 28 hediye. 28 tane hediye ve hepsi çok anlamlı hediyelerdi. En sonunda ben yukarı çıktım. Tabii bu arada müzik falan çalıyor. Benim gözlerim doldu. Deli gibi ağlıyorum aşağıda çünkü patiği gördüğümde ben heyecanlandım. Patik beni de heyecanlandırır. Ama çok iyiydi. Gerçekten bunu kendisi mi düşünmüş? Kendisi düşünmüş. Bana niye soruyorsun? Gerçekten bunu kendisi düşünmüş. Bence başına iş almış sırma. Sen zaten şimdi... onun sonrasını nasıl anlatacağım size. Nasıl bir doğum size. Günü yapacak ki bundan sonrası sonra çok komik. Ondan sonra ben yukarı çıktım. Şimdi en üst katta oda hani odam var ama orada mı değil. Ben hala çığlık çığlık kapıyı bir açtım. Konfetiyi bir patlattı. Ben yine başladım ağlamaya. Korkudan? Hani, tabii bir korku, bir sevinç. Onu gördüm. Ondan sonra son hediyemi verdi. Öptüm, kokladım ve onu hiç unutmuyorum. Muhtemelen hayatımda çok iyiymiş ama. Çok iyiydi. Hakikaten çok iyiymiş değil mi? Bir şey söyleyeyim. Söyle lütfen. Sonrasında benim işte karı koca gelen öğrencilerim var. Erkekler gelip Furkan'a Allah seni şöyle yapsın, Allah sana şunu yapsın, eşim benimle konuşmuyor diyenler var gerçekten. Çünkü çıtayı öyle bir yere koydu ki anlamsız ve gereksiz bir şekilde. Kadın şey diyormuş. Sonra ileriki yıllarda anladım hani onun anlamsız olduğunu. Ben de sana ben ne yaptım diyormuş, bana niye kızıyorsun diyormuş erkek olan. Hiçbir şey yapmıyorsun zaten, sorun o diyormuş. Bak adam kaç tane hediye almış. Ama kendisi için de kendi bacağını da sıkmış oluyor yani. Bir sene sonra ne yaptı? Ama zaten hani denge yakalamak önemli bence ilişkide. Sürekli aynı şeyi yaparsan. Sonra ben mesela ona sürpriz yaptım. Kendi yaptığım sürprizde de evlenme teklifi aldım. Kendi hazırladığım sürprize. Doğum gününü hazırladım onu. Organize ettim. Koyu bir Beşiktaş taraftarı. Çok yüksek koyu. Çok yüksek her koyu. Her şey yani inanılmaz. Her şeyi Beşiktaş konsepti hazırladım düşünün. Tabaklarından kıyafetler vesaire. O sırada... Bir anda ayağa kalktı. Tabii ben sürpriz yaptığımı düşünüyorum ama imzalı formalar, bir hafta boyunca her güne hediyeler ben de böyle hani bayağı yükselttim. Tabii. Masraflı bir ilişki be ha. Sürekli bir hediyeler serisi. Düşündük şimdi evlenince düşüyor ondan masraflar. Ondan sonra ben tabii sürpriz yaptım diye mutluyum ya. Bir dakika dedi. Burada sürprizleri ben yaparım dedi. Yapmıştı bir sene önce. Şimdiye kadar aldığım en güzel hediye bence sen olmalısın. Benimle evlenir misin dedi.